demiş ki hada hadisun hasenun sahihun. Bu hasen sahih bir rivayettir. İmam Tirmizi'nin bu ifadeyi ne maksatla kullandığı, bu ve buna benzer ifadeler Sünen-i Tirmizi'de çokça geçer. Hemen her bir hadisin arkasından İmam Tirmizi hada hadisun sahihun, hada hadisun hasenun sahihun, hada hadisun sahihun garibun ev hasenun sahihun garibun gibi istilahlar kullanır. Bunların ne anlama geldiği konusunda ulema epeyce bir uğraşmış, çeşitli yorumlar getirmişler. Burada bunlardan birini görüyoruz. Hâdâ hadîsun hasenun sahihun. Bu hasen sahih bir hadistir. İlk bakışta çelişik gibi duruyor. Rivayet sahihse niye hasen demiş? Hasense niye sahih demiş? Biliyorsunuz sıhhatte sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis diye kuvvetliden zayıfa doğru bir hiyerarşi var, bir sıralama var. Bir hadis sahihse ona ayrıca hasen denmez. O sahihse en üst mertebededir. Acaba niye hasen dedi? Veya hasense niye ayrıca birinci mertebeye tekrar çıkardı da sahih dedi? Çeşitli yorumlar getirmişler buna. Bir kısmı şöyle demiş. Buradaki hasen tabiri hadis usulünde sahihin bir altındaki hasen değil. Bu bir ıstılah değil. İmam Tirmizi burada bu kelimeyi sözlük anlamıyla kullanmış. Yani bu güzel bir hadis, amel edilmesi gereken bir hadis, muhtevası ilginç, enteresan bir hadis anlamında hada hadithun hasenun demiş. Ondan sonra da sıhhat durumunu belirtmek üzere ilave etmiş. Aynı zamanda sahih bir hadis, muhtevası güzel, amel edilmesi lazım, dikkat çekici, ilgi çekici. Efendim, hoş bir şey içeriyor, muhtevasında bir güzellik var. Gerçekten de baktığınızda muhtevasında enteresan bir hoşluk var. Bir sahabi misvakını hep kulağının üstünde gezdirilmiş. Bir hoşluk var burada. Bu anlamda kullanmış olabilir. Veya şöyle demişler, bu rivayet tek başına hasendir. Hasen li zatihidir. Ama bunu destekleyen, mana olarak destekleyen başka rivayetler de vardır. Onlar da bunun yanına eklendiğinde sahih li gayrihi mertebesine çıkar. Sıhhati güçlenir, kuvvetlenir ve sahih mertebesine çıkar. Buradaki bu ifade bu anlamdadır demişler. Vallahu alem. Evet, bu Bab-ı Sivak'taki hadisleri böylece bitirmiş olduk. Elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki seminerden itibaren bir sonraki bab ile devam edeceğiz. Bu hadislerle ilgili olarak sorusu olan varsa bu oturumu kapatmadan onları cevaplandırayım. Yoksa bir ara verelim, ikinci bölüme geçelim inşallah. Evet, bu baptaki rivayetleri okurken de gördük. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz abdest öncesinde ve esnasında da yapmış, yapılmasını tavsiye buyurmuş. Namaz öncesinde de, her ikisi de var. Efendim, doğru olan, eftal olan her ikisinde de yapmaktır. Yani. Evet, peki. Buyur. Herhangi bir mazeret yoksa yasınmadan tekrar edilmesini herhangi bir mazeret yokken nasıl yatsı namazının tehir edilmesi, eğer araya bir fuzuli meşgale giriyorsa bu tavsiye edilmemiş. Yani gece oturduk, sohbet ettik, arkadaşlarla muhabbet ettik veya bir yere gittik, oturduk, çay içtik, yemek yedik, yatsı namazını bunun için erteledik ise bu çok tavsiye edilen bir şey değil. Ama faziletinden istifade etmek için bilerek bunu ertelediysek, sadece o maksat, o sebep dolayısıyla ertelediysek, geç vakitte kılmak daha efendim. Evet, peki. İkinci bölümde. Buyurun. Hocam, dişlerimiz kanar diye, dişlerimiz kanar korkusundan, abdestimiz bozulmasın diye. Böyle bir mazeret varsa o meşrudur, geçerlidir.
Belki misvakı yumuşatarak, ziyade yumuşatarak kullanmakta böyle bir durumda fayda var. Hani ıslatıp iyice yumuşadıktan sonra dişlerimize, diş etlerimize sürmek. Hocam misvak nasıl kullanılır? Nasıl? Misvak nasıl kullanılır? Bunu bu babın ilk faslında tarif etmiştik. Ulema diyor ki misvakın uzunluğu ideal olan baş parmakla serçe parmak arası uzunlukta olması demişler. Kullanılırken şu şekilde tutmak misvakı, şöyle tutmak eftaldir demişler. Ve enine kullanmak. Yani diş fırçası gibi yukarıdan aşağı değil, enine, enlemesine kullanmak. Ve ağzın her tarafına, diş etlerine, dişlere, dişlerin iç tarafına, damaklara, dile misvakı değdirmek, oraları da misvaklamak, misvak faziletinden ve temizliğinden azami ölçüde istifade etmek için iyi olur demişler. Peki, bir 15-20 dakika ara verip sonra tekrar toplanalım inşallah.